Ya en uzun ilişkisi bendim. Evleniriz sanıyordum. Ya 3 sene, 3 koca sene. Yani evdeki 3 senelik masayı atsan için çizler ya. Ama o beni birdenbire terk edip gitti. Yani hayırlısı. Tuğçe ne diyeyim şimdi, hayırlısı. Ya ben buraya beni avut diye gelmedim. Öğrenmek istiyorum ya. Hani neden terk edildim ben? Acımasızca eleştir beni. Hani bir hatam varsa her şeyi öğrenmek istiyorum. Ya şimdi ben de seni çok fazla tanımadığım için yani ne desem yalan olur. Ne diyeyim yani? Ya bak sen bana bir ayın sonunda evlenme teklif ettin. Yani tanıdığını düşünmüşsün demek ki. Ya tanıdığın kadar söyle. Vallahi. Ya aklından ne geçiyorsa hiç kıvırma. Ya fark edemezsem hiç düzeltemem kendimi. Tamam. O zaman şöyle söyleyeyim. Ya sen böyle kendi çıkarların için önüne çıkan her şeyi gömebiliyorsun ya. O yüzden olabilir. Yani? Tamam şöyle anlatayım o zaman. Hani böyle kendine aşık olma durumun, ne bileyim istediğin şey olmadığı zaman böyle şımarık çocuklar gibi kıyameti koparıyorsun falan ya. Bu yüzden seni terk etmiş olabilir. Bence olur yani. Böyle. Bak işte bana karşı öfken hala geçmemiş. Ya sen de beni unutamamışsın. Ne öfkesi ya? Sen sordun ben anlattım. Neyi unutamamak Tuğçe ne diyorsun Allah aşkına ya? Ya bilinçaltın her şeyi ortaya çıkartıyor, inkar etme. Ya bir de senin şu saydığın şeyler var ya, onlar bir anlamda değişirsen bendesin demek. Allah Allah. Ya? Allah Allah ya Tuğçe ne uyduruyorsun sen ya? Ne diyorsun? Neyi unutamamak? Ya şey ben kulak misafiri oldum da ben. Ya şimdi lafınızı bölmüş gibi olmayayım ama bence Bülent Bey yani açıkça fikrini söyledi. Canım, psikoloğum ben. Bundan böyle bu. Ben gerçi borderline üzerine bahse girecektim ama. Yok yok, kesin psikolog. Kendi düşüncesini Bülent abiye yansıtmasından anladım. Ben borderline konusunda hala ısrar ediyorum ya. Bakın şimdi ikna faslı geliyor. Bak, seninle tanıştığımda gençtim. Yani hayattan daha hevesimi alamamıştım. Ya bak bunu bahane de, ne diyorsan de bilmiyorum ama ben duygularımdan emin olabilmek için seni görmeye geldim. Ve şimdi eminim. Bana bir şans verebilecek misin? Şimdi bak Tuğçe şöyle yapalım. Arkadaşlar sana bir şans... Aman bir su falan bir şey versinler. Freud sürçmesi. Ne? Freud sürçmesi. O ne ya? Sen de bana şans vermek istiyorsun. Abi Cansu. Tuğçe'yi alın şöyle ferah bir masaya oturtun dışarıda kahve, su falan bir şeyler verin. Hadi. Ya gitme. Tamam geleceğim tamam. Hadi Cansu. Cansu. Komik mi? Değil mi Bülent? Senin ne pis bir mizah anlayışın var ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu hatun senin dediğin kadar varmış ama bir o kadar da yerin altında varmış. Sen ne diyorsun? Sen daha hiçbir şey görmedin mi? Buzdağının görünen kısmı sadece. Bu kız zamanında beni görünmez olduğuma ikna ediyordu biliyor musun? Ya bir böyle bir kuşkulandım. Bülent, ne diyeceğim? Bu kız şimdi seni geri istediğini söylüyor ya. Ha. İkna etmesin seni şimdi. Yok, yemez artık. Ben onun bütün taktiklerine karşı antrenmanlıyım. Yer mi lan bu kardeşim? Helal olsun benim kardeşime be. Sinan. Canım. Ya bak, yani benim de yüklü bir ödemem olmasa seni böyle sıkıştırmam biliyorsun. Ceyda, ödeyeceğim dedim ya. Zırt pırt gelmene gerek yok. İyi tamam. Bir de yemek ısmarlarsın o zaman. Ha, merak etmeyin, borçtan düşeriz. Hadi ben kaçtım. Abi ben bu kızın kafasını bir türlü anlamadım ya. Abi ben gidip şu arsayı satacağım. Yani öyle ya da böyle satacağım. Başka türlü kurtulamayacağız abi. Hadi görüşürüz. Al işte. Engelledim seni. Sen beni böyle hayatımda her şey yolunda fotoğraflarıyla kışkırtırsan ben de seni böyle kayıtsızlığımla cezalandırırım.
Ayrıca iddiayı ben kazandım. Hala bana aşık. Yani öfkeli sonuçta. Cansu, kadın kim? O. O şey. Müşteri o. Başak Hanım bir şey söyler, bir şey der. Hiç umursamayın, böyle dümdüz yürüyün gidin. Çünkü biraz deli gibi bir şey. Kıyamam ki ben sana ya. İnanamıyorum ya. Ya ben seni 3 saattir tanırım ama sanki böyle 100 yıllık arkadaşımmışsın gibi hissediyorum. Ya çok sevdim kız ben seni. Aynen öyle. Ben de seni çok sevdim vallahi. Sana hocam dememde bir sıkıntı yok değil mi? Hani böyle akıl hocası gibi. Yani psikiyatri falan. Tatlım, ne istiyorsan onu söyle. Rahat rahat. Yani sen de sonuç olarak 2 saattir benim derdimi dinliyorsun. Ya yani tabii ki sen hani tamam, sen mesleki olarak bu konulara hakimsin zaten de. Ya sen de benzer süreçlerden geçmişsin. Yani rahat rahat söyle düşüncelerini. Teşekkür ederim. Tamam, o zaman başlıyorum. Öyle hiç benim dilim kemiğim yok. Sen doğrusunu anlarsın ama o kadar tanıdın beni. Şimdi sen yeni bir ilişkiden çıkmışsın. Ve sonra da gidip eskiden böyle sana evlenme teklif eden eski sevgiline geri dönmüşsün. Yani bu hani böyle biraz aceleci davranmamış mısın? Bana öyle geldi. Sanki böyle bir yenilgi telafi etmeye çalışıyor gibisin. Ama yani aceleci olursan böyle olan şey de olmuyor. Hani kendimden biliyorum. Biraz sakin olmak lazım. Tatlım bak, teorik olarak haklısın. Ama pratik olarak ben şu prensiple yaklaşıyorum. Bana ne iyi geliyorsa o. Mantıklı. Tamam, tamam da 4 sene geçmiş. Koskoca 4 sene. Adam seni kabul edecek mi? Tabii ki kabul edecek ya. Yani yenilgiyi telafi etmek ister. Hem bana karşı bir duygusal zaafı var. Zaaf derken? Yani hayatımdaki bütün erkeklerin bana karşı duygusal zaafı var. Yani o da bir sebepten. Bana zincir vurmak isterler. Yani beni evcilleştirmek isterler. Sen istiyor musun ki öyle bir şey? Yani tatlım, ya açık konuşmak gerekirse, yani bu devirde, ya bu yaşta, yani bekar kalmak istemiyorum. Evet, o konuda haklısın. Ya, peki sen ne diyorsun bu konuda? Yani geri ister mi beni? Yani şimdi senin anlattığına göre seni gördüğünde boynunu atlamış. Öfke, öfkelendi diyorsun ki öfke bence. Öfke kesinlikle, bak kesinlikle altını çiziyorum, sevginin böyle kocaman en büyük belirtisi. Bunu nereden biliyorsun diye sorarsan, hayır şuradan biliyorum. Çünkü benim de böyle öfkelenip gözlerine oymak istediğim bir sevgilim var ama onu çok seviyorum mesela. E sen de beni daha iyi anlarsın o zaman. Ben seni anlayalı bayağı oldu zaten. Bayağı oldu. Tamam, tamam o zaman ben teşhisi koyuyorum, tamam mı? Hazır mısın? Sen bu adamı korkutmuşsun hayatım. Ama adam derviş filan değil eğer. Normal bir adamsa zaten sana geri dönecektir, koşarak gelecektir yani. Ay ne güzel moral veriyorsun. Ya ben moral vermiyorum, olanı söylüyorum. Taş gibi hatunsun. Kafanda zehir gibi çalışıyor. Seni seçmeyecek de kimi seçecek acaba? Ya ama bir şey söylemedim. Ne? Hayatında biri varmış. Hey, ne zamandır, seviyor mu? Yani sevdiğini sanıyordur ama bugün beni görünce ayrılırlar gibime geliyor. Yani şimdi düşününce sana teklif etmiş evlenmeyi, ona etmemiş. Tabii ki de seni seçecek. Kimi seçecek? Bu da Sistalar'la 7 yıl önce tatildeyiz. Can, kahve içer miyiz? Olur valla. Afiyet olsun. Çok fena olay çıkacakmış gibime geliyor. Tanıştığında bayılacaksın sen zaten. Bülent! Aşkım! Aşkım. Kim aşkım? Kime aşkım? Senin eks aşkın benim aşkım mı? Evet, o zaman sen de. Evet, hele hele ben de. Başak bak, Tuğçe sana... Hiç zahmet etme. Ya baksana, eski aşıklar böyle bir araya gelmişler. Eskide kalan, o yarım kalan aşklarını mutlu sonuna bitirmek istiyorlar. Ben niye engel olayım ki? Hem sen niye bana söylemedin ki zaten benim aklım hala Tuğçe'de diye? Ben artık sana hiçbir şey demiyorum. Başak. Bir dakika ya. Ben niye sana bir şey demeyeyim ya? Tabii ki ben sana bir sürü şey diyeceğim. Bütün o ilgiler, alakalar, o tatlı sözler hep benim ilgimi uyanık tutmak içindi değil mi? Tuğçe gelene kadar oyalıyordun işte sen de kendini. Başak bak, yemin ediyorum. Sen artık bana hiçbir şey edemezsin.
Sen bugüne kadar zaten bana tahammül etmişsin ya. Ya beni aptal yerine koydun sen ya. Artık siz de bir yastıkta kocarsınız. Ruh hastası. Sakın dinleme zaten. Sakın dinleme. Hakim de sensin, yargıç da sensin, cellat da sensin. Kes hemen cezamı. Aferin ya. Bülent. Bak sen hiç merak etme. Ben bu sürede hep senin yanında olacağım. Ve kendini hazır hissettiğine kadar da seni hiç zorlamayacağım. Bülent Hoca bir sus Allah aşkına ya. Ya nerede o eski Bülent? Ha? Bak seni kimler değiştirdi? Kimler dönüştürdü bilmiyorum ama... Ben o eski Bülent'i istiyorum. O eski içinde uyuttuğum Bülent'i istiyorum. Hadi ya. Evlenmek istediğim tek erkek olan Bülent'i. Tuğçe, sen eğer parmağının ucunda oynatacak bir adam arıyorsan o kişi ben değilim. Tamam? Başka kapıya. Cansu. Buyurun. Hadi. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı herkesten özür dileriz. Lütfen, afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.